İki kere gidiyoruz. Ben arada başka şeyler yaparken bakmamışım trafikte. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Binası. Buyurun. Herkese merhabalar. Yarışmanın amacı yeni bir kent merkezi ve belediye hizmet binası oluşturmaktı. Mevcuttaki kent merkezi ve belediye hizmet binası kentin ihtiyaçlarını karşılamıyordu. Aslında biz de yarışmaya ilk alanı gelerek başladık. Alana gittiğimizde alanın kent marka formunun oldukça dışında olduğunu gördük. Ve kafamızda hemen bir takım sorular belirmeye başlamıştı birkaç tartışma sonrasında. Bir takım sorular ürettik. Bu alanı kente nasıl adapte edebiliriz? Gelişen kent marka formu içinde bu alanın pozisyonunu nasıl belirleyebiliriz? Veya burada oluşacak yeni odakla merkezdeki odakları nasıl daha kompakt hale getirebiliriz gibi bir takım sorular sorduk ve bunlara cevaplar aradık yarışmada. Burada alandaki odakları görüyorsunuz. Merkezdeki üniversite, eski kent meydanı, yeni oluşacak kent meydanı, sanayi bölgesi ve tarım bölgesi olmak üzere. Aslında bu kentsel tasarım kararlarımızı özetleyen bir grafik. Burada biz bu odakları birbirine bağlayarak kompakt bir kent ağı oluşturmak istedik. Bu kent ağımızda yeşil sürekliliği, ulaşım kolaylığı ve işlev paylaşımıyla yapabileceğimizi düşündük. Nasıl geçiyoruz? Burada mevcut yeşil alanları inceledik ve planlanan yeşil alanlara baktık. Bir takım eklentiler yaptık ve bir takım aksar önerdik odaklara dikkate alarak. Bu aksarda yayayı ve toplu ulaşımı ön almak için bir takım düzenlemeler yaptık. Ardından bir takım bu alanda dikkate alarak ulaşım önerilerimiz oldu. Topografyayı da dikkate alarak yer yer bisiklet asansörünü önerdiğimiz bir bisiklet ağı önerdik. Bu takım önerilerle bu kompakt kent ağını oluşturacağımızı düşündük. 520 bin metrekarelik proje alanına geldiğimizde de aslında benzer adımlarla ilerledik. Alanda hemen bir işlev paylaşımı yaptık. Ardından alanın çevresiyle adapte etmek için çevresindeki yolları alanın içine devam ettirdik. Alan bizim için çok büyüktü ve biz 4'e 4'lük grid ve atlık kullanmak istedik. Ve mevcut kent kullanımını inceledikten sonra bu 4'e 4'lük modülleri oluşturduk ve nasıl bir araya geleceğini kurguladık. Kent parçalarından kentin oluşması gibi biz de bu alanı tamamen bu modüllerden oluşturduk. Burada ticari alanları görüyorsunuz. Belediye hizmet binası, meydan ve park. Burada ticari alanlar için bir takım cephe kriterlerimiz mevcut. Ardından oradaki parseller için bir takım tipler önerdik. Ve bu da ticari alanlardan belediye hizmet binasına bakan bir perspektif. Burada yarışmanın ana konusu belediye hizmet binasıydı aslında. Biz burada klasik bir belediye hizmet binası yerine bu binayı, klasik binayı sorgulayan bir tavırla kurgulamaya çalıştık. Yani 7-24 yaşayan, kentsel yaşamın içinden akıp geçtiği, bununla beslenen bir bina kurgulamaya çalıştık. İlk etapta parseli bir kütle yerleştirdik, nereye yerleşeceğini tanımlamak adına. Sonra zemini kentliye terk etmek adına bu kütleyi kaldırdık ve bir takım yapının çevresiyle ilişki kurması adına aksılar belirledik. Ve sonra programı tamamlamak adına ve buradaki araç yolu ve yaya aksını aslında ayırmak amacıyla bir ofis bloğu yerleştirdik. Binadaki işlev paylaşımına ise zemin katları sosyal alanlara, birinci ve ikinci kat yönetim ve halkla ilişkili direkt bölümlere, üst katları da belediyenin klasik hizmet bölümlerine ayırdık. Aslında basit bir cephe kurgumuz var. Kuzey cephede yalıtımlı bölücü elemanlar. Diğer cephelerde de güneş kırıcı elemanları kullanmayı tercih ettik. Burada aslında kütlenin kütlesel proporsiyonu
iyi anlatan bir perspektifimiz var. Burada bahsettiğim o kentsel yaşam koridoruna girişi gösteriyor meydandan. Burada sosyal yaşam avlusuna girişi görüyoruz. Çok amaçlı olduğun cepheleri. 1/500 vaziyet planımız. Burada bir bahçık var. Burada yapının servis girişleri, otopark girişi ve kentsel yaşam koridoru dediğimiz bu koridor arkadaki sosyo-kültürel alanla meydanı birbirine bağlıyor. Sosyal yaşam avlusu da parkla aslında yapıyı birbirine bağlıyor. Yapının zemin kat planı aslında yapı tamamen bu sokaktan işliyor giriş çıkışları. Belediye hizmet binasına giriş, fuaye ve salonlara giriş veya sergi alanlarına giriş ve bir takım iç avlular var. Yemekhanenin iç avlusu, sergi alanının iç avlusu gibi. Bu sokaktan bir perspektif. Sağda hizmet binasına giriş, solda sosyal alanlara girişler mevcut. Hizmet birimlerinin başladığı birinci kat planı doğal ışıktan maksimum yararlanmak için tamamen kütlenin çeperine yerleştik. Yükselen katlar bunlar. Kesitlerimiz, görünüşlerimiz burada iç avluları görüyoruz. Yükselen ofis bloğunu, iç sokağı ve salonları. Burada hizmet binasının ana girişine şu anda uygulama projesinde böyle değil, burayı bu döşemeyi silerek iki katlı bir giriş sağladık. Burada sosyal yaşam avlusunun fuaye girişlerini görüyoruz. Oradan bir perspektif, sağda fuaye, solda sergi alanları, kafe mevcut. Tam karşımızda hizmet binasının girişi. Burada sürdürülebilirlik diyagramımız var. Bunun yağmur toplama sistemleri, solar enerji sistemleri tamamını uygulama projesine aktarma şansımız oldu. Burada da aslında yarışmada tasarladığımız, sonradan değişen bir altı katlı kompakt bir otopark var. Aslında yarışmadan sonra jüri tavsiyelerine ve kurumun bir takım istekleri oldu, özellikle bu otopark hakkında. Altı katlı bir otoparkı kabul etmeyeceklerini söylediler, çok verimli olmayacağını söylediler. İki aylık kısa bir sürede biz bu yarışmayı hazırladık. Tabii ki gözden kaçırdığımız veya yanlış yorumladığımız noktalar olmuştur diye düşündük. Jüriyle tekrar görüşerek aslında bazı şeylere tekrar yorumlama kararı aldık. Özellikle bu otopark kısmını, hizmet binası uygulama projesini aynen aktarıldı ama otopark ve meydan kısmında biraz değişiklik oldu. Aslında bu küçük bir uygulama projesinden kesit ve görünüş. Meydanın tamamen altını kapsayan iki katlı bir otoparka döndürdük ve belli bir kodda birinci bodrumu açığa çıkıyor ve periferisinde ticari alanları kapsıyor. Burada kentli hizmet etmek adına burada bir totem var. Buradaki meydan plakasının üçüncü boyutta bittiğini hissettiren ve buradaki ticari alanların bacısı görevini görecek bir totem. Zaten bitti. Kısaca böyle anlatabilirim. Yok. Kısa bir değiştiğini göstermek için bir kez bir görmüş koymak istedim. Teşekkürler dinlediğiniz için. Süreç şu anda uygulama projeleri bitti, teslim ettik. İhale sürecinde, ihale dosyası sürecinde bir takım eksiklikler var. Bu hafta onlar da tamamlanacak. Yazın kurum ihaleye çıkmayı düşünüyor. Süreç de böyle. Tekrar teşekkürler.